Aselsan grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki yataylık devam ediyor ve 1450 bölgesi önemli destek demiştik. 1450 bölgesine tekrar bir yaklaşım oldu ve o bölgedeki yataylıkla devam ettiği için buradaki tepkisel hareketlerle şablon durumumuzdaki en önemli direnç bölgesi, birinci direnç bölgesi gördüğünüz gibi 15-10 bölgesiydi ve 15-10 bölgesi test edildikten sonra tekrar 14-50 bölgesine yaklaşmış oldu Aselsan. Bu durumdan sonra tekrar 15-10 bölgesine tepkisel bir hareket başlatabilirse üzerinde kalmayı deneyecektir. Ve üzerinde kaldıktan sonra da yukarıdaki direnç bölgelerine doğru yani 15-70 ve daha yukarıda da 16-35 bölgesine doğru bir hareketlenme olma ihtimalini meydana getirebilir. Reni grafiğimizde düzeltme bölümündeki şablon durumu devam ediyor ve tekrar bir tepkisel harekette 18 bölgesi üzerinde kalmaya çalışan bir durumda. Çünkü birinci stop ve önemli destek bölgesi 18 bölgesiydi. 18 bölgesinin altındaki kapanıştan sonra hemen tepkisel bir hareketle 18 bölgesinin üzerinde tutunmaya çalışan bir ereğli var. Tabi bu bölümden sonra direnç bölgesinin üzerinde kalamadığı sürece yani düzeltme kanalında devam ettiği sürece tekrar aşağılara gelme ihtimali olabilir. Fakat bu cuma günkü vermiş olduğu tepkiyi devam ettirebilirse önümüzdeki hafta içerisindeki durumda şablon durumundaki direnç bölgesi olan 18-50 bölgesi de kırabilirse daha yukarılara gitmeyi deneyebilir. 18-50 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece düzeltme kanal bölgesinde devam eden süreci için aşağıdaki düzeltme kanal bölgesi 16-40 bölgesine doğru kesin stop bölgesine de gelme ihtimali devam edebilir. 18-50 bölgesinin üzerindeki yapacağı kapanışlardan sonra buradaki düzeltme bölümü bitip yukarı hareketin başlama ihtimali meydana gelebilir. Garanti Bankası'nda oluşturduğumuz şablon durumundaki yataylık devam edip yukarıdaki direnç bölgesine yaklaştıktan sonra tekrar düzeltme bölgesine gelmiş ve buradaki canlı yayında da belirttiğim gibi en önemli destek noktamız neydi? 8.45 bölgesiydi. 8.45 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece bu bölgede yatay yaparak güç kazanmaya çalışıp yukarılara gitmek isteyen bir Garanti Bankası izleyebiliriz demiştik. Perşembe günkü canlı yayınımızda 8.45'e bir düzeltme gelmiş. Artık bu bölgede tutunarak, yatay yaparak devam etmesi gerekiyor. Bunu başarabilirse Garanti Bankası yukarı 9.25 hedefine doğru devam edecektir. Ve burada canlı yayında belirttiğimiz gibi bu kırmızı çizgimiz en önemli kesin stop bölgesi olarak takip edeceğiz. Yani 7.65 bölgesi. 7.65 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece, kırmızı yatay çizgimizin bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece yukarıdaki 10.35 yeşil çizgimiz hedef olmayı sürdürecek demiştik canlı yayında. Videoda bulunması açısından da bunu belirtmek istedim. 8.45 önemli destekti. 8.45'e bir düzeltme geldi. Bu aradaki yataylık devam ederek 9.25 hedefine doğru giden bir Garanti Bankası kısada 8.45 altına düşüş olmadığı sürece devam edebilir. Kardemir D grafiğimizde canlı yayında belirttiğim gibi burada bir tekrar şu şekilde kısa kanal oluştu demiştim. Ve bu bölgedeki önemli direnç noktasının üzerinde kalıp kalmayacağını önümüzdeki günlerde takip edelim demiştim. Ve bunu hemen cuma günü için yani 7.14 bölgesinin üzerinde kalarak bunu tamamlamış oldu. Tabii artık 7.14 üzerinde kalmayı sağlaması gereken bir duruma da geçmiş oldu Kardemir D. Bu bölümden sonra buranın üzerinde kalabildiği sürece yukarıda 7.85 hedefleyebilir. Fakat tekrar geri düşüşü iyi olmayan bir şablon durumuna dönüşebilir. Çünkü buradaki yapmış olduğu tepe durumdan sonra geri çekilmek şu dip noktanın daha alt noktasına doğru geçen bir süreci meydana getirebilir. O yüzden buradaki şablon durumunda tabii ki önemli direnç noktasıydı ve bu direnç noktasını gördüğünüz gibi test edip tam oraya yakın bir şekilde kapanmış oldu 7.16 bölgesine. Bu durumdan sonra üstte kaldığı sürece yani 7.15 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı
yukarıdaki direnç noktasına kadar, yani 7.65 noktasına kadar bir tepkisel hareketle devam edebilir. 7.85 üzerinde kalabilirse de buradaki dip nokta artık düzeltme bölgesinin bittiği ve daha yukarı tekrar yükseliş kanalına geçen duruma geçen bir süreç meydana getirmeye çalışabilir. Petkim grafiğimizde de gördüğünüz gibi burada 5.50 bölgesine doğru bir tepkisel hareket gelebilir demiştim. Cuma günü için onu meydana getirmiş. Fakat tabii ki burada bu bir tepkisel hareket olarak kalma ihtimali devam ediyor. 5.50 üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Ve buradaki 5.65 bölgesini de test edip üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketi başlatma ihtimali meydana getirebilir. Bunu yapamadığı sürece tekrar geri çekilmelerle düzeltme bölümünün devam etme ihtimali sürüyor. 5.65 üzerindeki kapanışlardan sonra buradaki düzeltme bölümünün biterek bu bölgenin dip oluşumu olduğunu ve oradan yukarı hareketinin devam etme ihtimalini beliren bir sürece geçebilir. Tekrar geri çekilmelerde düzeltme kanalının içerisinde kalacağı için alt bölge olan 5'li bölgeye doğru ve daha aşağıya olan 4.65 bölgesine doğru olan süreç başlama durumuna geçebilir. O yüzden artık 5.35 bölgesinin altındaki kapanışlarda tehlikeli duruma geçen bir petkim olma ihtimali olur. Buradan artık yukarı 5.65 bölgesine kadar olan tepkiyi vermesi gerekiyor. Ve bu 5.65 tepkisinden sonra da şurada görmüş olduğunuz ara bölgede, yani 5.65-5.50 bölgesi arasında kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Bunu sağlayabilirse burası dip nokta olarak oluşmuş ve daha yukarı hareket için başlangıçlar meydana getirmiş olabilir. Türk Hava Yolları grafiğimizde Salı ve Perşembe günkü canlı yayınlarında belirttiğim gibi, gördüğünüz gibi artık 13.80 altındaki kapanışlarda tehlikeli durumlara doğru giden bir Türk Hava Yolları oluşabilir demiştik. Buradan sonra şimdi 13.80 altında artık kapanışları yapmış oldu ve bu durumdan sonra 13.20 bölgesinin önemi çoğalmış oldu. Çünkü 13.20 artık kesin stop olarak takip edilecek. 13.20 altındaki kapanışlar meydana gelirse düzeltme kanal bölgesinin orta bölgesine doğru, yani 12.70'lere ve oradan da daha aşağı devam eden süreç meydana getirirse 11.80 bölgesine doğru bir düzeltme durumuna geçen Türk Hava Yolları meydana gelebilir. O yüzden 13.20 bölgesini kesin stop olarak değerlendirmekte fayda görüyorum. 13.20 altına düşüş olmadığı sürece yataylık devam ederek bu bölgede güç kazanıp tekrar 13.80 üzerindeki kapanışlardan sonra yukarı gitme ihtimali belirebilir. Fakat buradaki yataylık uzun sürdüğü sürece ve 13.20 bölgesine yakın kapanışlar olduğu sürece tehlike boyutlara geçen bir süreç meydana gelebilir. Tekfen grafiğimizdeki yataylık devam ediyor. 15.50 ve 14.50 arasındaki süreç ve bu durumdan sonra da çok yukarı gidiş meydana gelmediği için uzun süreli bir yataylık olmuş oldu. Buradan sonraki tepkisel hareketler yine 15.50'ye kadar olabilir. 14.50 altında kapanışlar olmadığı sürece de yataylık devam ediyor, gözüküyor. Tüpraş grafiğimizde de gördüğünüz gibi bu bölgedeki kesin stop noktasına yaklaşmadan tekrar düzeltme kanal bölgesinin üstüne doğru bir tepkisel hareket meydana getirmeye çalışıyor. Tabii bu durumda yukarıda 97 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerekiyor. Düzeltme kanalının dışarısına geçerek yüzlü bölgeye doğru gitmesi için. Düzeltme kanal bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüşler meydana girip 92 bölgesinde test etme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. 97 üzerindeki kapanışlardan sonra yukarı hareketlenmeler meydana gelirse tabii ki burada birinci ve en önemli direnç bölgesi gördüğünüz gibi 99.75 bölgesi. 99.75 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece de daha yukarı gitme ihtimali şu an için gözükmüyor.